Ergün Diler Yumruk Yaşanan olaylara bakınca ABD-Çin gerginliğini izleyince, İsrail'in acımasızca bomba yağdırmasını takip edince, Rusya'nın Ukrayna'ya girerek Avrupa'yı zora düşürdüğünü not edince, NATO'nun Çin'i son birkaç yıldır radarına aldığını kaydedince, sınırlarımızın aşağısının giderek karıştığını fark edince, ekonomik türbülansın şiddetlendiğini yaşayıp öğrenince aklıma küçük masum bir soru geliyor. Tüm bunlar kendiliğinden mi oluyordu yoksa bir güç bir odak düğmeyimi basıyordu? Benim bulduğum cevap öteden beri aynı. Devletler ya da güç odakları iki sınıftı. Biri düşünüyor, plan yapıyor ve hayata geçiriyordu. Diğerleri de bunu anlamaya gayret edenler ve anladıkları kadarıyla gereğini yapanlardı. Türkiye'de çok kez örneğini gördüğümüz gibi olayı gerçek anlamıyla kavramak kurgu sahibinin ne yaptığını çözmek yerine onların istediği gibi düşünüyorduk. Varılan yer oyunu kuranların bizi götürmek istediği nokta oluyordu. Klavye'min başındayken meclisteki kavgayı izliyordum. Yumruklar hava uçuşuyordu. Kimin ne yaptığı ile zerre ilgilenmiyordum. Aklımdaki tek soru nasıl kazanırız nasıl Türkiye'yi? B U Y Ü T Ü R Ü Z D. Kabul edelim ki etrafımızda hem fırsat hem risk vardı. Hamas, Hizbullah, YPG PKK, IŞİD vel kaide gibi oluşumlar ya da boyu küçük devletlerin ne dedikleri ne yaptıkları önemli değildi. Önemli olan onlara o görevleri verenlerin ne düşündüğüydü. 7 Ekim saldırısını da sonrasında gelen İsrail vahşetini de medyada yer aldığı şeklin tamamen dışında değerlendirdim. Gerekçelerini de sıraladım. Uzunca bir süre önce çok etkili bir siyasi isimle sohbet ederken konu o noktaya gelince merak ettim sordum. ABD bizi neden bölmek istiyor? Açıkça konuya hiç hakim olmadığını gördüm. Ezberlenmiş içinde akıl olmayan cümleler ile cevap veriyordu. Bizi bölecek bir güç varsa bundan ne elde edecekti sorusunun cevabı da olmalıydı. Eğer İsrail'in güvenliği için derseniz, İsrail'e şu an kimsenin el uzatabildiği var mı ki güvenlik sorunu olsun onlar için karşılığını alırdınız? ABD'de ABD adamların yanındaydı. Başka nasıl bir güvenlik şemsiyesi olabilirdi ki? İsrail görev verilen bir model ülkeydi. Ana aktör değildi. Bu nedenle yaşananlar İsrail üzerinden açıklanamazdı. Yetmezdi. Sadece kurgudaki rollerinin gereğini yapıyorlardı. Net. Bu örneği genişletip PKK'dan IŞİD'e, Esad'dan Sisi'ye kadar yürütebilirdik. Biden'ın Erdoğan'la neden görüşmediğini de bu kulvara not edebilirdik. Önemli olan arkadaki aklın ne istediğini çözmekti. Bu yapıldığında oyunun rengi değişir alınacak pay artardı. Rahmetli Mahir Hoca ile sohbet ederken, Osmanlı ulu bir çınardı. Devletimizi kuranlar büyük iş yaptı. Birinci Cihan Harbi'ni kaybetmiştik. Yok olup gitmek an meselesiydi. Çınarı kökünden söküp atabilirlerdi. Kurucularımız sınırlarımızı çizip içeride kalacağımızın teminatını verdiler. Çınar kesildi ancak kökünden sökülüp atılmadı. Kurtardılar, yeni devlete zaman kazandırdılar, derdi, haklıydı. Osmanlı bakiyesi ile ilgilenmedik. Kurgunun sahipleri de gelip ideolojimizi, rotamızı belirlerdi. Türk Silahlı Kuvvetleri bu nedenle en çok format atılan odak oldu. Araplarla, Kürtlerle, petrolle, gazla, Akdenizle, Kıbrıs'la ilgimiz hiç kesilmedi. Ancak yönlendirildik. Hep eksik ya da yanlıştı. Bütün adımlar içeriye dönüktü. İddiasız olmak adına ne yapılması gerekiyorsa yapıyorduk. Gören yoktu. Şaka gibi. Oysa kurgunun sahiplerinin bastırdığı şablonların tam tersi yapılsa inanılmaz sonuçlar verecekti. Yapmadık. Görünmeyen prangalarla yıllar geçti. Dün mecliste hiç görmek istemediğimiz görüntülerde olduğu gibi yine birbirimizle uğraşıyorduk. Kavga kendi aramızdaydı. Birbirimizi yiyip bitiriyorduk. Neden Tutuklu vekil Can Atalay yüzünden. Öyle mi? Atalay dışarıda olsa yanımızdan geçse büyük ihtimal tanımazdık. Dünyada neye karşılık geliyordu neyi değiştiriyordu bilmiyorum. Bir bardak suda fırtına bu olsa gerek. Ancak, önemli bir nokta vardı. Meclisteki kavgaya bakacak bunu yine görmeyecektik. Net, açalım biraz. Günlerdir yazdığım gibi ABD ile Avrupa, Hint koridorunu hayata geçirmek istiyordu. Türkiye'de haklı olarak Irak I yanına çekerek kalkınma yolu projesiyle cevap veriyordu. Önceki gün Ankara'da iki ülkenin dışişleri, savunma bakanları ile istihbarat yetkililerini bir araya getiren yüksek düzeyli güvenlik mekanizması toplantısı yapıldı. Türkiye-Irak arasında son dönemde görülen yakınlaşmayı daha da ileri götürecek mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşmayı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin duyurdu. Doğru mu? Kesinlikle. Böylece Ankara'nın kurduğu oyun sahaya indi. Dün de yazdığım gibi biri buna itiraz edecekti. Etti de. Meclis karıştı. İki cümleyle yumruklar havalarda uçtu, vekiller yerlerde yuvarlandı, kan aktı. Bir odak, bir güç, bir akıl, sen misin Irak'la iş tutan alternatif? Oyunu sahneye koyan, bize engel, olmaya çalışan, diyordu. Ancak biz olaylara böyle bakmayacaktık. Görünen tarafı ile yetinecektik. Kavganın dışına çıkmayıp operasyonu ve dünyaya sunulan Türkiye fotoğrafını ıskalayacaktık. Bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Mahmut Abbas'ı getirip dünyada manşet olmasının önünü açıyordu. Bir gün sonra başka bir akıl devreye giriyor bu görüntülerle o görüntüleri silip atıyordu. Operasyon nasıl ama? Uzun yıllardır bizlere enjekte edilen korkuların laboratuvarda üretildiğini biliyorum. Türkiye bölünmez. Kimse bölemez. Ayrılmak isteyen de yok. PKK'nın bölücü olmasına rağmen bölememesinin nedeni de bu. Türkiye tüm oyunların aksine yumuşak gücüyle gülümseyecek. Bölgenin büyüğü olduğunu böylece kabul ettirecek. Adaleti elden bırakmadan dizilerle, şarkılarla, konserlerle, üniversitelerle, bilimle düşünen insanları ile yürüyecek. Siz o zaman arkamızdaki konvoyu görün. Reçete bu. Silahların gölgesinde asıl gücümüzün görünmesi engellenmekte. Mermi sesleri doğru sesin duyulmasına önlüyor. Oyunu görün artık, yumruğu değil, kafayı çalıştıralım.